Merhaba arkadaşlar, ben Elif Buket Selçöz. 11. sınıf kimya konumuz olan, bir ilk ünitemiz olan modern atom teorisinden konumuzu anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu konumuz 11. sınıf olduğu için AYT konusudur arkadaşlar. AYT konusunda ama mutlaka TYT'de de atom çok önemli bir konudur. TYT ve AYT'de karşımıza bu konu çıkacaktır. Anahtar kavramlar, bu üniteye başladığımız zaman atomun ne olduğundan bahsedeceğiz. Atom modellerinden, Auffbau prensibinden, değerlik elektronundan, elektron diziliminden, elektron ilgisinden, enerji düzeylerinden, Hund kuralından, iyonlaşma enerjisi, küresel simetri ve dalga fonksiyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burayı daha sonra hep birlikte yaparız. Atomun kuantum modeli diyorum arkadaşlar. Bakalım bir atomun kuantum modeli demeden önce. Şimdi biz bu atomun kuantum modeli ile ilgili ne biliyoruz? Birazcık 9. sınıfta zaten bu konuyla ilgili atom modelleri ile ilgili gerekli bilgiler zaten birinci kısaca anlatılmıştı. Burada 11. sınıfta daha fazla bilgilere gireceğiz. Şimdi diyoruz ki fotoğrafçılık vardır. Biliyorsunuz hareketli cisimlerin fotoğraflarını çekmek için iki tane yöntem vardır. Bunlar birincisi nesnenin hareketini dondurulduğu anda anlık pozlama arkadaşlar kısa. Diğeri ise cismin hareketi hızının uzun pozlamadır. Fotoğraftaki kısa pozlama cismin yeri hakkında bilgi edinir ama fakat hızı hakkında bilgi edinilemezdir. Yani şimdi diyorum ki eğer uzun pozlamada ise cismin hızı hakkında da bilgi edinmektedir. Ama fakat kesin yeri belli tespit edilemez. Şimdi diyor ki Bohr atom modeli. Bohr atom modeli ilk başta tabii ki atom modellerinden bir arkadaşlar 9. sınıftaki anlayacaksınız konularınızdan Dalton atom modelini görmüştük. Dalton atom modeli. İkincisi ise Thomson atom modeli. Üçüncüsü ise arkadaşlar Rutherford atom modeli. Ve dördüncüsü ise Bohr atom modelidir. Şimdi ben Bohr atom modelini biraz açıklayacağım. Burada açıklama yaptıktan sonra modern atom teorisine gireceğim. Ama bakın kısa bilgiler çok önemlidir. Karşımıza hep böyle tip sorular çıkar. Bohr atom modeli dediğimiz anda yörüngelerden, enerji düzeylerinden bahsediyordu. Diyor ki Bohr atom modeline göre elektronlar dairesel yörüngelerde hareket etmektedirler. Evet, elektronların hareketi bir tanecik olduğuna göre elektronun da yeri ve hızı aynı anda ölçülemez. Heisenberg'in belirsizlik ilkesidir arkadaşlar. Bohr atom modelinin yapısını açıklamada yetersiz kaldığı bazı durumlar vardır. Evet, zaten yetersiz kaldığı bazı durumlar olduğu için modern atom teorisi ortaya çıkmıştır. En son kullandığımız modern atom teorisidir. Bahsedebilmek için diyoruz ki bu durumlardan bahsedebilmek için birazcık arkadaşlar kısa bir Bohr atom modelini hatırlayalım. Bakalım neler varmış Bohr atom modelinde. Diyoruz ki James Clerk Maxwell ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu, elektromanyetik ışıma yaptığını açıklamıştır. Evet, katılar ısıtıldığında geniş dalga boyu aralığındaki elektromanyetik ışımalar yapmaktadır. Max Planck ise atomların ve moleküllerin enerjinin küçük paketler, kuantlar halinde yayınlayıp soğurabildiğini açıklamışlardır. Einstein ise metal yüzeyde belli bir frekansla ışık düşürüldüğünde metal yüzeyden elektron fırlatılması yani fotoelektrik olayı açıklamıştır. Bohr, Niels Bohr. Maxwell'in çalışmaları, ışığın dalga, Planck ve Einstein'ın çalışmaları ışığın parçacık özelliğini ortaya koymuştur arkadaşlar. Şimdi geldik, evet, Bohr atom modelini hatırlamaya çalışıyoruz. Bohr atom modelinde, evet, buralar önemli arkadaşlar. Mutlaka karşımıza çıkar. Bakın, diyor ki bana, şimdi Bohr atom modeli yörünge, enerji düzeyi demektir arkadaşlar. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta, belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunmaktadır. Ve bu yörüngelere enerji düzeyi, seviyesi, katman veya kabuk denir. Hani böyle yapıyorduk ya, çekirdeğim vardı, çekirdeğimde nötron ve protonlar bulunmaktaydı. Nötronlarım yüksüz tanecikler, protonlarım ise artı yüklü taneciklerdi. Elektronlar ise arkadaşlar yörüngelerde hareket etmektedir. Bakın ilk defa yörüngeden bahseden kimdir arkadaşlar? Bohr'dur. Evet, diyor ki, şimdi bu birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ya da birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge ya da birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi, üçüncü enerji düzeyi şeklinde. Şimdi arkadaşlar diyor ki Bohr, bunlara biz harf de verebiliriz. Bakın bu harfler de çıkıyor karşımızda sorularda. K, L, M, N arkadaşlar, O, P, R biz bunlara harfleri verebiliyoruz. Çekirdeğe en yakın kabuk. En uzaktaki kabuk ise bakın şurası çekirdeğe çok yakın ya. Çekirdeğe çok yakın olduğu için enerjisi daha düşüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artmaktadır. Bunu unutmayın. Şimdi tekrar çiziyorum. Dikkatli bir şekilde bakalım.
Ben şimdi çekirdek çizdim. Çekirdeğimde nötron ve protonlarım var. Evet, çekirdekten uzaklaşıyorum. Bakın elektronlar bu yörüngelerde hareket etmektedirler. Şimdi burada bana neyi anlatmaya çalışıyor? Şimdi burada bir elektronum var. Evet, bakın burada da göstermiş zaten. Dairesel yörüngelerde elektron. Şimdi ben bu elektronu dışarıdan şöyle kırmızıyla çizeyim arkadaşlar. Evet, bakın hop hop ne yapıyorum? Bakın bu nedir? Foton. Evet, ben buraya bir enerji yolluyorum. Eşittir H çarpı nü. Ben buraya bu elektronu dışarıdan bir enerji veriyorum. Diyorum ki bakın ben bu atom, bu elektron bulunması gereken enerji düzeyinde değildi. Kendisinden daha üst enerji seviyesine çıkıyorsa bu atom bakın ne oldu? Uyarılmış atom oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın tekrar ediyorum buralar çok önemli. Şimdi ben bu elektron birinci katmanda. Ben bu katmana dışarıdan bir enerji veriyorum. Fotonun enerjisini veriyorum. Diyorum ki bu hal temel haldir. Bu hal çocuklar, arkadaşlar bu hal temel haldir. Temel hal kararlıdır. Ama enerjisi düşüktür. Ama enerji düşüktür arkadaşlar. Şimdi ben bu elektrona dışarıdan bir enerji veriyorum. Bakın dalga çiziyorum. Gördünüz mü? Evet. Fotonun enerjisini verdim. Şimdi bu verdiğim elektron, bulunması gereken elektron kendi enerji düzeyindeydi. Kendisinden daha üst enerji seviyesine çıkarak atom uyarıldı. Şimdi bu atom uyarıldı. Uyarılmış atom oldu. Uyarılmış atom kararsızdır. Kararsızdır. Çünkü temel hal daha kararlıdır. Ama enerjisi çok yüksek. Ama enerjisi çok yüksek. Peki bu enerjide kalabilir mi? Hayır, burada kalamaz. Şimdi ne yaptı? Buradan bu uyarılmış haldeki bu enerjiyi tekrar geri eski haline dönerek ışıma yapacaktır. Işıma yapacaktır arkadaşlar. Işıma spektrum çizgilerimiz vardır. Şimdi onları birazdan geçeceğim. Öbür sayfada göstereceğim arkadaşlar. Temel hale geçerken ışıma yapacaktır. Biz buna emisyon spektrumu diyoruz arkadaşlar. Burada da ne yaptım? Atoma enerji verdim. Temel halden kendisinden daha üst enerji seviyesine çıktı. Burada da ne yaptım? Elektron enerjiyi soğurdu. Absorpsiyon spektrumunu göstereceğim. Şimdi yayılan ışığın enerjisi iki enerji düzeyi arasındaki enerji yüksek enerjiden düşük enerji formülüyle hesaplanmıştır arkadaşlar. Evet, şimdi bu atom modelinin yapısının anlaşmasında büyük katkılar sağlamıştır ama elektronların enerjilerinin kuantlaşmış olduğunu göstermiştir. Bohr'un bu görüşü tartışmasız kabul edilmiştir. Evet, kesinlikle kabul edilmiştir. Ama eksik, yetersiz kaldığı konular vardır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bohr atom modelinin sınırlıklarından biri. Birincisi olarak, evet, Bohr atom modeli çocuklar, arkadaşlar, hidrojen atomun spektrumu ve hidrojen gibi tek elektronlara sahip, bakın tek elektronlara sahip iyonların spektrumlarını açıklıyor. Ancak en önemli noktalardan biri bu, çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır arkadaşlar. Hidrojen ışıma spektrum manyetik alanda incelendiğinde spektrumda bazı farklar gözlenmektedir. Tek renge ait çizgi gibi görünen dalga boylarının yanında şöyle yapalım, tekrar silelim. Evet. Yakın alt çizgiler ve bazı parlak çizgiler vardır. Bu modelde alt çizgiler ve bazı çizgilerin neden daha parlak olduğunu açıklayamamıştır. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın. Şurası çok önemli. Elektronlar, evet, Bohr atom modelinde elektronlar dairesel yörüngelerde bulunmaktadır. Evet, bakın Bohr'un en büyük tanıdık yörünge dediği an direktmen Bohr'dur. Evet, yörüngeler takip ederek dairesel elektronlar, yörüngeler hareket ediyor. Fizik kurallarına göre çekirdek çevresindeki dairesel yörüngelerde belirli bir hızla dönen elektronlar sarmal hareket ederek hızla çekirdeğe yaklaşmalı ve sonunda çekirdeğe düşmelidir. Fakat elektronlar çekirdeğe düşmemektedir. Bohr elektronların çekirdeğe düşmemesinin nedenini yalnızca belirli enerjiye sahip olduğu belirli yörüngelerde bulunabileceğini açıklamaktadır. Fakat elektronlar bu yörüngenin dışında neden bulunamayacağını açıklayamamıştır. İşte Bohr bu açıklama sınırları nedensiz kaldığından dolayı modern atom teorisi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. En son kullandığımız modern atom teorisidir. Modern atom teorisinde evet hemen bakıyorum modern atom teorisinde devam edelim. Modern atom teorisi ve orbital kavramlarından bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi Broglie ışık dalgalarının foton gibi davranmasından yola çıkarak elektron gibi parçacıkların dalga özelliği olduğunu belirtmiştir. Evet, elektronlar dalga özelliği göstermektedir. Karşımıza çıkar. Heisenberg'in elektronların konumlarını hızını saptayabilmek için yaptığı çalışmalar sonucunda elektronun konumunun hızının aynı anda belirleyemeyeceğini bulmuştur. Bunlar önemli arkadaşlar. Heisenberg dalga ve tanecik özelliği gösteren elektronların konumları hızlarını saptayabilmek için
uzun dalga boylu ışın kullandığında elektronun konumundaki belirsizliğin yüksek olduğunu, kısa dalga boyu ışın kullandığında elektron hızındaki belirsizliğin yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Evet, şimdi bunları geçiyoruz. Bu nedenle diyoruz ki bor atomunun olduğu gibi elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde izlediği ispatlanamaz. Ancak elektronların çekirdek etrafında, evet şimdi geldik buraya bakın. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığın yüksek olduğu bölgelerden bahsediliyor. Evet geldik. Modern atom teorisinde elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbitaller. Evet bakın modern atom teorisinde evet diyorum ki elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbital. Bakın modern atom teorisi dediği an orbital kavramı işin içerisine giriyor. Orbital yani elektron bulutundan bahsetmektedir arkadaşlar. Elektron bulutundan bahsediyor. Evet şimdi bunlarla ilgili bir bakalım daha neler oluyor. Evet geldim yörünge ve orbital kavramlarından bahsedelim arkadaşlar. Diyoruz ki bor atom modeline göre elektronlar belirli yörüngelerde bulunurken modern atom teorisinde ise elektronlar orbitallerde. Orbital neydi arkadaşlar? Orbitali tekrar yazıyorum. Elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbitaldir ve modern atom teorisi deyince aklıma orbital gelecektir. Evet, şimdi yörünge ve orbital kavramlarını karşılaştırın. Bakın bu çekirdek. Çekirdeğinde nötron ve proton vardır. Unutmuyorum, nötronlar arkadaşlar, protonlar artı yüklü, nötronlar ise yüksüz tanecikler. Evet, elektronlar ise yörüngelerde hareket etmektedir diyor. Elektronlar eksi yüklüdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, yörünge kavramı bu. Şimdi orbital demek bakın bu bir orbitaldir arkadaşlar. Bizim birçok orbitalimiz vardır. Şimdi ben orbitallerden bahsedeceğim. Orbitalin ne olduğunu biliyoruz. Elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbitallerde. Orbitallerimiz var. Ben orbitallerden bahsedeceğim. Bunlar orbitallerin sınır yüzey diyagramları arkadaşlar. Bunlar orbitallerin sınır yüzey diyagramları ve karşımıza soru olarak zaten der ki orbitallerin sınır yüzey diyagramları hangisidir der. Karşımıza TYT'de, AYT sınavlarında böyle sorular gelecektir. Şimdi elektronların izlediği varsayılan dairesel yoldur. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler orbitaldir. Elektronlar düzlemsel hareketini temsil eder. Elektronlar üç boyutlu hareketi temsil etmektedir. Şekli daireseldir. Farklı şekilleri sahiptir. Bakın bunun şekli farklı. Bu farklı bir orbital. Bunun şekli farklı. Bu farklı bir orbital. Bunun şekli farklı. Bu farklı bir orbital. Her yörünge bir enerji düzeyini temsil eder. Evet, her yörünge bir enerji düzeyini temsil etmektedir arkadaşlar. Her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunmaktadır. Evet, geldim şimdi buralara. Şöyle yapalım, devam edeyim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, her yörüngede arkadaşlar, şöyle silelim. Evet, her yörüngede belirli bir kapasiteye sahiptir ve her yörüngede yalnızca belli sayıda elektron bulunur. Her orbitalde en fazla 2 tane elektron bulunmaktadır. Unutmayın, bu çok önemli. Bir orbital en fazla 2 tane elektron taşır. Çok önemli. Bir orbital en fazla 2 tane elektron taşır. Bunu unutmuyoruz. Evet, şimdi diyoruz ki elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeler, evet modern atom teorisi yani orbitallerdir. Schrödinger dalga netliğinin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkarır. Orbital atom içindeki elektronların dalga fonksiyonu olarak düşünülebilir. Dalga fonksiyonları da kuantum sayılarıyla gösterilir. Geldim şimdi kuantum sayılarına arkadaşlar. Evet kuantum sayıları. Devam ediyorum. Kuantum sayıları orbitallerin ve orbitalde yer alan elektronların belirlenmesinde kullanılır. Birincil kuantum sayısı n ile gösterilmektedir arkadaşlar. Açısal momentum kuantum sayısı L ile gösterilir. Öbür adı ikincil kuantum sayısı, öbür adı yan kuantum sayısıdır ve L ile gösterilir. Ben şimdi bunların bütün açıklamasını yapacağım. N nedir, L nedir
ve manyetik kuantum sayısı ise emleyedir. Şimdi bakıyorum, geldim birinci kuantum sayısına. Dikkat! Elektronların, bakın direkt ben küçük bir tanım. Elektronların çekirdekten uzaklığı hakkında bana bilgi vermektedir. Evet, ve buna diyoruz ki baş kuantum sayısı diyoruz ve n ile gösterilmektedir. Diyoruz ki birinci enerji düzeyi, bakıyoruz şöyle yapalım. Çekirdeğim var. Çekirdeğimde nötron protonum var. Birinci enerji, burada elektronum var. O zaman bunun baş kuantum sayısı nedir? Birdir. Bakıyorum. Burada da elektronlarım var arkadaşlar. Bu nedir? İkinci. O zaman baş kuantum sayısı 2'dir. Ya da diyorum ki hani harfle belirtmişti ya bor. K, L, M, N, O diye arkadaşlar. Evet, bunlar baş kuantum sayısını, yani enerji düzeyini ifade etmektedir. Yani diyoruz ki, tekrar tanımını yapıyorum. Elektronun çekirdekten uzaklığı hakkında bana bilgi vermektedir. Elektronun çekirdekten uzaklığı hakkında bana bilgi vermektedir. Diyorum, evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldim, evet. Bakın. K, evet, bakıyorum baş kuantum sayısı. Ben de burada bahsetmiştim zaten size. Bakın, K'da birinci enerji düzeyi, L ikinci enerji düzeyi, M üçüncü enerji düzeyi, dördüncü, beşinci, bu şekilde devam etmektedir. Geldim açısal momentum ya da ikincil ya da yan kuantum sayısı. L ile gösterilmektedir. Bana orbitalin şekli hakkında bilgi verir arkadaşlar. Orbitalin şekli ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu veren kuantum sayısına açısal momentum kuantum sayısı denir. Açısal momentum kuantum sayısı neymiş? Bana orbitalin şekli hakkında bilgi verecektir. Ya da alt enerji düzeyini arkadaşlar kaç tane olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. L ile gösterilir. Evet, L arkadaşlar L sıfırdan n-1'e kadar değer almaktadır. Şimdi bir bakalım. Evet. Karışıkmış gibi geliyor. Aslında o kadar kolay bir konu ki arkadaşlar. İlerledikçe kuantum sayılarının ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Aa evet, gerçekten böyleymiş. Böyle kafanızda puzzle gibi oturacak bazı şeyler. Açısal momentum kuantum sayısının her bir değeri bir orbital türüne karşılık gelmektedir. Diyorum ki bakın orbitalimiz neydi? Tekrar ediyorum. Bunlar çok önemli olduğu için sürekli tekrar ediyorum. Elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler, en yüksek olduğu yerler orbitallerdir. Ve bana ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, açısal her bir değer bir orbital türüne karşılık gelir. Evet, diyoruz ki benim bir s orbitalim vardır. S. Benim bir p orbitalim vardır. Benim bir d orbitalim vardır. F vardır ve devam eder. Ama bize s, p, d, f yeterlidir. Bunlar orbitaldir arkadaşlar. Orbital türleridir. Orbital elektronlar bu orbitallerde bulunmaktadır. Hemen bir yıldız daha koyuyorum. Hatırlatmaya çalışıyorum. Tekrar hatırlayın. Geçen sayfada bahsetmiştim. Bir orbital en fazla iki tane elektron taşır. Sakın bunları unutmayın. Bir orbital en fazla iki tane elektron taşımaktadır. Ne dedik? Açısal momentum kuantum sayısı bana orbitalin şekli hakkında bilgi verecek. Bakıyorum. S orbitaliyle mi bitmiş elektron dağılımı? O zaman diyorum ki bunun L'si sıfırdır. P ile mi bitmiş diyorum. O zaman diyorum ki bunun L'si birdir diyorum. Eğer elektron dağılımım D ile bitmiş diyorum. O zaman bunun L'si 2'dir. Yani açısal momentum kuantum sayısı. F ile mi bitmiş diyorum. O zaman diyorum ki bunun yan kuantum, yani açısal momentum kuantum sayısı 3'tür diyor. Bana dese ki L 0. L 0 demek o zaman S orbitali demek. Bakın orbitalin şekli hakkında bana bilgi vermektedir. Evet. Lütfen bunları unutmuyoruz. Bana orbitalin şekli hakkında bilgi vermektedir. Orbitallerimiz S, P, D, F, G falan da var ama onlara gerek yok arkadaşlar. Geldi manyetik kuantum sayısı, emle. Orbitaller farklı şekillerde bulunabilir. Manyetik alanda S orbitali hariç çeşitli yönelişlere sahiptir. Alt enerjiyle kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına manyetik kuantum sayısı emle ile gösterir. Bakın, diyor ki alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısı emle'dir. Ya da bir arkadaşlar böyle karşımıza TYT ve AYT sorularında
Elektronların demiştim mi ben size orbital elektron bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbitallerde. Orbitin şekli hakkında bilgi veren L'ydi. İkinci kuantum yan kuantum sayısıydı. Manyetik kuantum orbitalin uzaydaki yönelişi hakkında bilgi verecek bana. Orbitalin uzaydaki yönelişi hakkında bilgi verir. Uzaydaki yönelişi hakkında bilgi verir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi öyle yapalım. Bunları gördükten sonra şöyle aşağıya bir ineyim. Devam edelim. Evet, bu ise emle. Bakın emle. Orbitalin uzaydaki yönelişi hakkında bilgi verir. Ne diyorum? Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Emle arkadaşlar eksili ile artılı arasındaki bütün değerlikleri almaktadır. Ha, bu ne demektir? Bu ne demektir? Ya da L değeri için böyle bir formül var. ML eşittir 2L artı 1 alt orbital sayısını veriyor. Alt orbital sayısını. Şimdi bakalım. Elektron dağılımı S'le bitsin. Okey. S'le bitti. Bakın orbitalin türü küreseldir. S1 küreseldir unutmayın. S'le bitti. L neydi? Bana orbitalin şekli hakkında bilgi veriyordu. S olduğu zaman neydi arkadaşlar? L'si sıfırdı. O zaman ML'si nedir arkadaşlar? Eksi L ile artı L arasında olduğu için ML sıfırdır. Evet, şimdi çekirdeğim vardı. Çekirdeğimde nötron protonum var. İlk enerji düzeyinde, birinci enerji düzeyinden başlayarak her bir enerji düzeyinde bir tane s orbitali vardır. Evet, o zaman ben şunu anlıyorum buradan. Her enerji düzeyinde s orbitalim vardır. Asla bunu unutmayın. Ve ilk enerji düzeyinde, şu birinci katman, hemen harf olarak neydi arkadaşlar? K'ydı. Evet, harf olarak K, birinci enerji düzeyinde sadece s orbitali bulunmaktadır. Sadece s orbitali bulunmaktadır. Geliyorum arkadaşlar. Evet, orbital türü P. P orbitali. Bakın P'nin şekli de böyle arkadaşlar. Şimdi P ise L1'dir. Açısal momentum kuantum sayısı L1'dir. Evet, ML'sine bakıyorum. ML'yi ne demiştik? Eksi L ile artı L arasında. Eksi 1, 0, 1. Evet, ML değeri eksi 1, 0, 1'dir. Şimdi bu bakın. Bana kaç tane alt enerji düzeyi hakkında bilgi verdi? 3 tane. Benim aklıma hemen şöyle bir soru geliyor. Evet, bana 3 tane veriyorsa o zaman diyorum ki P'nin 3 orbitali vardır. Bakın, burada bana bir tane orbitalin ne hakkında bilgi verdi arkadaşlar? Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu. Ha, bir tane değer verdi. O zaman S'in bir tane orbitali vardır. Baktım L'ye. L'si 1. O zaman P orbitali. Bana ne verdi? 3 tane. 3 tane ne verdi? Bana sayı verdi. O zaman ne diyorum arkadaşlar? O zaman P'nin 3 tane orbitali vardır. Bunu unutmayın. Bunlar çok önemli. Bunlar bizim için kaçınılmaz şeyler. Neredeyse arkadaşlar 1 ay, 2 ay biz bunlarla uğraşacağız. Çok önemli konu. Evet, geldim D'ye. Orbital türüm D. Bakın şeklini görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. D olduğu için L neydi? İkinci kuantum. Bana orbitinin şekli hakkında bilgi veriyor. L2. Yani L2 diyorsam evet bu D orbitalidir diyorum. Bakalım. ML'si neydi arkadaşlar? Eksi L ile artı L arasına kadar bütün değerlikleri alacaktı. Eksi L ile artı L. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 1, 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bana ne verdi? 5 tane ne verdi arkadaşlar? Kaç tane orbitali o? Evet, o zaman D'nin 5 tane orbitali bulunmaktadır. Evet, biraz kafanızda bazıları oturacaktır arkadaşlar. Ama gerçekten kolay bir konu. Gittikçe, ilerledikçe, evet gerçekten hocam kolaymış diyeceksiniz. Evet, diyorum ki D, bakın ilk enerji düzeyinde S orbitalim vardı. Öyle dedi bana. Evet, şimdi ikinci enerji düzeyimde, ikinci enerji düzeyinden başlayarak her bir enerjinin 3 tane P orbitali vardı. Evet, her enerji düzeyinde S orbitalim vardı. Evet, P orbitali neyle başlıyor arkadaşlar? İkinci enerji düzeyinden başlıyor. Üçüncü enerji düzeyime geçtim. Evet, D orbitali üçüncü enerji düzeyinden başlar. Evet, S vardır, P vardır, D vardır. Bu şekildedir. Evet, dördüncü enerji düzeyime bakıyorum. Evet, F'nin şekli böyledir. L3'tür. Evet, L3 dediğim zaman F. ML'si. ML neydi? Eksi L ile artı L arasındaki bütün değerleri alacaktı. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Bana bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bana 7 tane ne göstermiş? Uzaydaki dizilişleri hakkında bilgi vermiş. O zaman F'nin 7 tane orbitali vardı. 7 tane orbitali bulunmaktaydı. O zaman diyorum ki F orbitali 4. enerji düzeyinden başlıyor. S, P, D var.
F orbitali de dördüncü enerji düzeyinden başlamaktadır. Bunları asla unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Tekrar tekrar devam ediyorum. Hemen burayı siliyorum ve tekrar böyle anlattığımı tekrar baştan geçiyorum. Şimdi diyorum ki elektronların bulunma olasılıkların en yüksek olduğu yerler orbitallerdir. Bizim S orbitalimiz, P orbitalimiz, D orbitalimiz ve F orbitalimiz vardır. S'in şekli küreseldir. L ise bana orbitalin şekli hakkında bilgi vermektedir. L 0. ML ise orbitalin kaç tane orbital olduğunu veya bana de orbitalin uzaydaki yönelişi hakkında bilgi vermektedir. Bakın ML'si 0. O zaman diyorum ki S'in bir tane orbitali vardır. Evet, S'in bir tane orbitali vardır. P'ye bakıyorum arkadaşlar. L'si 1'dir. ML'si neydi? Eksi L ile artı L arasında. Eksi 1, 0, 1. Hemen buradan diyorum ki P'nin 3 tane orbitali vardır. Evet, ne yaptım? Hemen yazıyorum. Çekirdeğim. Çekirdeğimde nötron, protonum. Evet, elektronlar. İlk katmanda birinci enerji düzeyi sadece S orbitalim var. İkinci enerji düzeyinde P orbitali ikinci enerji düzeyinden başlıyor. Ama her enerji düzeyinde S orbitalim vardır. S, P. Geldim üçüncü enerji düzeyime. D. Evet, bakın D. L'si 2. ML'si eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bana kaç tane değer vermiş? 5 tane değer vermiş. O zaman diyorum ki D'nin 5 tane orbitali vardır. Ve D üçüncü enerji düzeyinden başlar. S, P, D. Evet, geldim F'ye arkadaşlar. F ise L3'tür. L3'ü gördüğüm zaman F diyorum. Evet, ML nedir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bana kaç değer verdi? 7. O zaman diyorum ki F'nin 7 tane neyi vardır arkadaşlar? Orbitali vardır ve 4. enerji düzeyinden başlamaktadır. S, P, D, F. Şimdi ben şu spini anlatayım. Sonra buraya tekrar geri döneceğim. Burada şimdi böyle kafanızda bunları aslında 9. sınıfta katman elektronlarını görmüştünüz. Ama bu katman ele yörüngelerden bahsedilmişti. Ama orbitallerden bahsedilmemişti. Şimdi bakın kafanızdaki puzzle gibi her şey oturacak. Evet. Şimdi şöyle spin kuantumdan da bahsedeyim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi geldim spin kuantum. Spin demek biliyorsunuz arkadaşlar dönme. Schrödinger her bir atom orbitini tanımlamak için baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısını kullanmıştır. Fakat hidrojen atomunun spektrumunu tam olarak açıklayamadığı saptanmıştır arkadaşlar. Gezegenler kendi etrafında nasıl dönüyorsa elektronlar da kendi etrafında öyle dönüyor. Görüşü ileri sürdüler ve elektronların kendi ekseni etrafında dönme yönünü spin olarak adlandırdılar. Bakın şöyle düşünün, elektronlar bir yük böyle hani düşünün arkadaşlar. MC ile gösteriliyor. Artı 1 bölü 2. Evet, yukarı doğru saat yönünde MC eksi 1 bölü 2 aşağıya doğru saat yönü tersi yönde dönmektedir. Elektronlar unutmayın zıt spinli dönerler. Elektronlar zıt spinli dönerler. Biri yukarı doğru dönerken biri aşağıya doğru dönecektir. Biri yukarı doğru biri aşağıya doğru. Yukarı doğru döndüğü zaman diyorum ki MC artı 1 bölü 2 aşağıya doğru döndüğü zaman MC eksi 1 bölü 2. Peki hem yukarı hem aşağıya doğru dersen hem artı hem eksi 1 bölü 2. Artı eksideki amaç zıt spinli olduğunu göstermektedir. Spin kuantum sayısı elektronun dönme yönü hakkında bilgi vermektedir arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayın. Evet, bugünkü dersimizi şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Bugün neler öğrendiğimizi şöyle bir toparlayalım. O zaman evet, şöyle bir geçeyim, toparlayalım ve sonra orbitallere geçmeden önce bir neler öğrendik, neler yaptık, bir hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık aşağıya ineyim. Evet, indim. Böyle sileyim burayı. Evet, şimdi diyorum ki ne öğrendik? Ben şunu öğrendim. Bohr atom modelinden bahsettik. Bohr atom modelinde elektronlar yörüngelerde hareket etmektedir. Evet, onlardan bahsettik. Birinci enerji, ikinci enerji, üçüncü enerji, dördüncü kabuk bu şekilde hareket etmektedirler dedik. Ve bunlara K, L, M, N, O bu şekilde harf verdik. Ya da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü enerji düzeyi dedik. Nötronların yüksüz, protonların ise artı yüklü olduğunu öğrendik. Ve ne dedik? Elektronlar yörüngelerde hareket etmektedir ve eksi yüklüdür. Sürekli hareket halindedir.
Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artmaktadır. Enerjisi artar ama hızı azalmaktadır. Eğer hızı azalmasaydı elektron savrulup giderdi. Evet, temel hal, unutmayın, elektron burada. Temel hal en kararlı halde. Bu kararlı ama ne oluyor da enerji düşüktü. Ben buna dışarıdan bir enerji verdiğim zaman hop ne oluyordu? Atom uyarılıyordu. Uyarılmış atom oldu. Enerji yüksek ama kararsız haldeydi arkadaşlar. Unutmayın. Tekrar ışıma yaparak geri eski haline dönebiliyordu. Evet. Şimdi geldim. Elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler orbitallerdir dedik. İlk katmanımda s orbitalim. İkinci katmanımda sp. Üçüncü katmanımda spd. Dördüncü katmanımda s, p, d, f orbitallerim vardı diyorum. Ve bir orbital en fazla, burası çok önemli, bir orbital en fazla iki elektron taşır diyorum. Ve burada bırakıyorum arkadaşlar. Bundan sonra her şey kafanızda böyle puzzle gibi tek tek oturacak. Tekrar etmenizi istiyorum bu konuları arkadaşlar. İlk konu çok önemli. Bundan sonra böyle hepsi birbirini takip edip gelecektir. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz.